Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videoda Mart ayına gelen Dostar güncellemesini inceleyeceğiz. Çok fazla vaktinizi almayayım. Birçok sınıfa zaten bol bol değişiklikler yapıldı. Oyunda bazı yeter geldi. Derseniz buyurun gelin geçelim. Olabildiğince hızlı bir şekilde bitirmeye çalışalım. Güncellememizin adı Art of War. İlk bahsedeceğim şey bildiğiniz üzere artist klası geldi. Support olarak geldi bu. Şu an için çok fazla açan olduğundan support sorunu ortadan kalktı. Ancak ilerleyen dönemde açan insanlar tekrar siler mi, silmez mi, oynama devam ediler mi bilmiyorum. Benim gözümde Bard ile Paladin arasında bir klas. Açmadığım için detaylı bir şekilde tecrübe edemedim ancak hiç support açmadıysanız ve slotunuz varsa açmanızı tavsiye ederim. En azından yakın zamanda düşüreceğiniz tirpot takı vesaireden kar, kar elde edebilirsiniz. İkinci bahsedeceğim şey bu güncelleme ile beraber Tulubik Battlefield diye bir şey geldi. Rowan'da gerçekleşecek 48 vs 48 şeklinde olacak bir PvP olayı geliyor. Katılmak için Faction Rank 3 ve minimum 1490 olmanız gerekiyor. Yalan olmasın Faction Rank 3'ün ne olduğu nasıl kasıldığı ben de bilmiyorum. Bilen varsa yorumlara yazarsa sevinirim. Bu PvP'ye katılmak için minimap'in altında bulunan Rowan Battlefield ikon ile Rager Bank Grid Plans ve Fighter 7 bölgelerinden girilebildiğini söylemişler. Bunun haricinde büyük şehirlerde Stronghold'dan ve adalardan da girebildiğini belirtmişler. Üçüncü başlığımız Arkezia Grand Prix. Bu etkinlik 7 ve 7 yarışma olarak geçiyor. Revolt oyununa benzer bir deneyimi mevcut ve oldukça eğlenceli gözüküyor. Katılmak için büyük şehirlerde bulunan Go to the Arena göreviyle veya NPC'si ile ben daha henüz girmedim. Buradan girebiliyorsunuz. Kazandığınız ödülleri de yine Arkesia Grand Prix Manager'dan harcayabilirsiniz. Tek katılma şartı karakterinizin 50 level olması. Yeni başlayan oyuncuysanız kaçırmayın artı basma materyali vermekte. Diğer başlığımız Ark Sezon 3. Diğer pestler gibi bu da artı basma materyali, kart paketleri ve kozmetik veriyor. Bana göre biraz pahalı ancak sizlerin ilgisini çektiyse kaçırmayın. Kasması oldukça kolay. Diğer başlığımız Punica Power Pest. Bir karakterimiz ile Punuka'daki Bevers Brand görevini bitirdikten sonra elde edebileceğiniz bir Power Pest'tir bu. Çoktan yaptıysanız direkt olarak elde edebilirsiniz. Alt karakterlerinizi Yine direkt olarak Unik'adan başlamayı sağlayan bir item. Yeni oyuncuysanız Unik'ayı bitirmeniz gerekiyor bunu almak için. Eğer eski oyuncuysanız zaten bunu size direkt olarak verecek. Hyper Express Plus ve Engraving Support olayı. Öncelikle Hyper Express Plus 1340 olan bir karakterinizi 1445'e kadar artı basmanızı sağlayacak materyaller vermekte. Yeni oyuncuysanız main karakterinizde sevdiyseniz mutlaka kullanmanızı öneririm. Alt karakterlerde kullanılabilir sadece 1340 yapmanız gerekmekte. Engraving support ise Hyper Express Plus ile birlikte geliyor. Hyper Express Plus kullanıldığı karakterle etkinleştirilebiliyor. Bu olay yaklaşık 2-3 ay boyunca sürüyor yanlış bilmiyorsam. 4 engraving edinmenizi sağlıyor. Hyper Express Level 1 olan karakterinizde etkinleştirebilirsiniz. 1340'a kadar sadece ana görevleri yaparak ilerlemenizi sağlayacak bir etkinliktir. Yeni başlayan ve yeni bir alt karakter oluşturmak istiyorsanız ilaç gibi gelir. Kullanımındaki tek şart Retramist'te On The Border görevini yapmadan kullanmanız gerekmekte. Tamamlandıktan sonra 10 günlük aura ve epic engravingler verdiği belirtmişler. 8. başlığımız New Player ve Returning Player Login Bonuses. Yeni oyuncu ve geri dönen oyunculara engraving desteği, artı basma materyalleri, feon kart destesi desteği sağlanmaktadır. Bu bonusu almak için yeni bir hesaba veya 30 gündür veya fazla oyuna girmeyen hesaplar için geçerli olduğunu belirtmişler. Diğer başlığımız Honing ve Gold Updates. Artı basma materyalleri ihtiyacı 1340'dan 1445'e kadar düşürülmüş ve şansı da arttırılmış. Gold getirisi olan bazı zindanlarda gelen gold miktarları düşürülmüş. Ekranda gördüğünüz sağdaki değerler yeni değerleri temsil ettiğini belirtmişler. Benim düşüncem gerçekten çok fazla düşürmüşler. Yeni oyuncuların kart setleri, yeni oyunculara sunulan kart destesi mevcut. Burada onu yazmışlar. Chaos Gate update'leri, savaşa dahil olmayan oyuncular artık AFK'dan dolayı atılacağını belirtmişler. Arcturus Touch, Legion Raid'lerden gelen zırh materyallerinin miktarını iki katına çıkarıldığını belirtmişler. Legion sonunda ekstra reward içerisindeki yani bu sağda çıkan kutunun içerisindeki materyalleri de ikiye katlamışlar. Ancak bu etki hesabınızın 5 karakteri için geçerli olduğunu da belirtmişler. Gear Trading Changes Argos'tan düşen zırhlar artık markette satılabilir olmuş. Belirttikleri zırh setleri çoğuzun Preordinate Diligence, arş o geçerli olduğunu söylemişler. Diğerleri de belki geçerlidir ancak burada yazanlar bunlar. O yüzden diğerleri hakkında net bir bilgiye sahip değilim. Item exchange update. Vern Castle'da trade ve Niyavili'deki trade'den ekranda gördüğünüz itemler Lipstone'a dönüştürülebilecekmiş. Quest'lerde gelen değişiklikler ise tekrar edilebilen roster questleri bir defa yaptıktan sonra konuşmaları Shift G'ye basarak atlanabilir yapmışlar. Bir diğer başlığımız ise Alt Q'da açtığımız kısmı Boss Rush ve Küp eklenmiş. MVP sisteminde değişiklikler mevcut. Bu sisteme Supporter kategorisi eklenmiş, Shield for All kategorisi Guardian olarak, Combat Healer kategorisi Healer olarak değiştirilmiş ve diğer değişiklikleri zaten ekranda görüyorsunuz. Gelelim sınıfların dengelenmelerine. Bu kısmı da önceki kısım gibi özet geçmeye çalışacağım ancak tüm karakterleri hakim olmadığım için yama notlarına kendiniz bakmak isterseniz açıklamaya yamanın linkine bırakacağım. Berserker Brumeter spekten aldığı oran arttırılmış. Burst Duration spekten aldığı oran düşürülmüş. Brumeter diğer skilllerden aldığı değer %25 arttırılmış ancak ekranda gördüğünüz Basic Attack, Chainsword ve Berserker Fury skillleri için geçerli değilmiş. Overdrive skilli Strike Wave olarak değiştirilmiş. Aura Blade skill'i yerine de Brave Slash skill'i gelmiş. Finish Strike'da Skill Tree'de Bleed Effect yerine Enchant Strike getirilmiş. Mountain Crash Skill Tree'de Focus etkisinde açıklaması değiştirilmiş. Ve Enchant Strike Skill Tree'si Vital Point Hit olarak değiştirilmiş. Hellblade, Lava Jet ve Blood Eruption skill tree değişiklikleri mevcutmuş. Engramic olarak ise Berserker teknikte level 3 yaptığınızda %4 damage artışı olmuş. Mayhem'de ise önceden gelen damage'i %65 i azaltırken şu anda %70 azalttığını belirtmişler. Gunnlancer, Battlefield Shield damage çarpın 0.5'e çıkarılmış. Skill Damage PvE'de %5.3 arttırılmış. Normal skill damage ise %1.5 pv'ye de yine arttırılmış. 5 skill tree'de ready atak 1 saniye etki süresi uzatılmış. Shot of hatred skill tree'de open weakness tüm parti üyelerine hasarını %3'den %4'e çıkarmış. Ancak frontal ve back ataklarda %9'dan %5'e düşürülmüş. Surge cannon, gun lance shot, counter gun lens, dash upper fire ve fire bullet pve demeçleri arttırılmış. Guardian thunderbolt ve leap atakta da skill tree'lerin değişikliği mevcut. Engraving'lerine bakacak olursak da Combat Redness 3 level yapıldığında önceden %20 skill damage varken şu anda %30'a çıkartılmış. Gelelim Destroyer'a. Destroyer benim main karakterim. Ancak çok da kayda değer bir buff veya debuff söz konusu değil bence. Perfect Swing ve Ender Pain PvP için debuff getirilmiş. Paladin'de Punishment ve Holy Sword PvE için buff almış. Executor Sword ve Holy Sword skill trilleri değiştirilmiş. Engraving kısmında da Judgment Level 3 yapıldığında Punishment Damage'i %5 arttıracak hale getirilmiş. Glaive sınavında sadece engravingde değişikliği ben önemsedim. Pinnacle'da %2 buff almış. Kontrolde ise Flurry Skill Damage %4 buff almış. Deday. Meteor Stream, Deathfire, Equilibrium ve Last Request Damage buff almış. Deathfire, Last Request ve Executioner Skill Tree'de değişiklikler mevcutmuş. Engraving olarak da Pistoler kısmında Handgun Skill Damage %5, Awakening Skill Damage'i de %10 arttırılmış. Artillerist. Gatling Gun skill iptali hakkında ufak bir değişiklik mevcutmuş. Engraving kısmında da Firepower Enhancements normal skill damage'ini %5 arttırmışlar. Ve Firepower meter süresini 2 saniye arttırmışlar. Sharpshooter. Sizin Hawk skill damage çarpanı arttırılmış. Elektrik Nova skill yerine Hawk Shot getirilmiş. Arrow Wave ve Blade Storm de debuff getirilmiş. Atomic Arrow, Arrow Shower, Arrow Wave Mowing Slash, Blade Storm, Claymore Mine, Charged Shot, Evasive Fire, Death Slash ve Smoke Screen Arrow skill tree'lerine değişiklikler mevcut. Claymore Mine buff gelmiş. Son olarak artık bu karakter üzerine spekten aldığı değerler arttırılmış. Ancak bu Silver Hawk'ın kullanıldığında geçerli olacakmış. Engraving kısmında ise Death Strike level 3 yapıldığında Last Rush kullanıldıktan sonra %6 damage artmış. Engraving kısmında da Death Strike level 3 yapıldığında Last Rush skill'i kullanıldıktan sonra %6 damage arttırılmış. Loyal Companion'da ise Silver Hawk çağrıldığında basic atak damage yerine crit rate %40 değerine getirilmiş. Mark of Death'te de değişik karakter mevcut. Makinist. Normal skill damage %8 arttırılmış. PvE için geçerli. Block 8, Player Beam, Raid Missile, Baby Drones ve Vital Point Atak skill tree'lerinde değişiklikler mevcut. Engraving kısmında da Artetian skill eski olduğu haline Normal skill damage'i de eklemişler. Eskisinde ne varsa yani sadece normal skill'ler için de geçerli olacakmış. Evolution Legacy kısmında da eski olduğu haline ek olarak movement skill ve Standup up skill'leri eksi 0.5 saniye cooldown'ını azalttığı belirtilmiş. Hyper mod çıkınca Sign skill'leri CD'leri sıfırlanmış ve core enerji %40 geri geleceği belirtilmiş. Gunslinger, Sharpshooter, Focused Shot, Perfect Shot ve Spiral Flame skill trilerinde değişiklikler mevcut. Engraving kısmına bakacak olursak Time to Hunt'ta ise anladığım kadarıyla açıklaması değişmiş. Kaçırdığım bir şey varsa lütfen yorumlara yazarsanız sevinirim. Summoner kısmında PvE'de %4 skilllerine debuff gelmiş. Engraving Master Summoner level 3 yapıldığında normal ve Ancient Elemental Skill Damage'i %2 arttırılmış. Arcanist PvP'de normal skill damage'i %6 düşürülmüş. Barda bakacak olursak da basic atak dışındaki tüm skill damage'leri %10.2 PVE için arttırılmış. Conviction Core skill yerine Sonata'ya getirilmiş. Note Bundle, Heavily Tune ve Sound Shock skill trillerinde değişiklikler mevcut. Sonic Vibration PVE için %4.5 damage artışı almış. Awakening Sinfonia ve Oratorio PVE'de damage buff'a getirilmiş. Sorcerer'a bakacak olursak da Basic atak dışındaki tüm skill demeçleri %4.8 PvP için arttırılmış. Punishing Strike ve Explosion Skill Tree değişiklikleri gelmiş. Engraving kısmında da Reflex Level 3 yapıldığında skill demeçleri %4 arttırılmış. Death Surprise atak, Pin Cutter ve Turning Slash Skill Tree'lerinde değişiklikler mevcut. Engraving kısmına bakacak olursak da Remaining Enerji için atak power üzerinde bir değişiklik var. Eğer taşıdığınız bir detorf varsa %4, 2 detorf varsa %8 ve 3 detorf varsa %12 arttırılmış. Shadow Hunter, Real Cutter, Demolition, Frost Impact, Spinning Weapon ve Sharpened Cut damage buff getirilmiş. Reaper. Engraving kısmında Lunar Voice'a atak speed %10 eklenmiş. Hunger'da ise level 3 yapıldığında atak power %5 arttırılmış. Ve son olarak bahsedeceğimiz dinlen skilllere değinecek olursak bunlar yerine Universal Stroja eski tripod seviyelerinizde neler varsa ekranda gördüğünüz amuletler eklenecekmiş. Haliyle yeni gelen tripodlarda bu yapmak isteyenler kolaylıkla bunlara aktarımın sağlayabilecek. Evet arkadaşlar bugün farklı bir video çekecektim aslına bakarsanız. Ama Mart update'i baya büyük geldiği için buna yer vermek istedim. Atladığımı düşündüğünüz bir kısım varsa yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. İlk defa Lost Ark'ta böyle bir içerik yaptım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Bir başka bir videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.